Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurt kovasının müthiş saksıya dönüşümünü izleyeceksiniz arkadaşlar. Eğer memnun kalırsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoma beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Malzemeler çok basit, her yerde bulunabilir. Kırtasiyeden aldım ben, sizler de alabilirsiniz ve güzel saksılar, güzel geri dönüşümler yapabilirsiniz arkadaşlar. Yoğurt kovası ve akrilik boya ve bir bulaşık süngeri varsa elinizde, siz de bu güzel işlemi yapabilirsiniz. Hemen akrilik boyayı döktüm. Gördüğünüz gibi. Ve bulaşık süngerimi ikiye kestim. Elime daha kolay tutması için, daha güzel boyayı sürmek için kestim. Hemen süngeri boyaya batırıyorum ve kovamızın dış kısmını tamamen küçük hareketlerle, kabarcıklar oluşacak. Bunlara takılmayın. Kabarcıkların üzerinden tekrar geçeceksiniz ve kuruduktan sonra tüm kabarcıklar sönecek. Yavaş yavaş, çok acele etmeye gerek yok. Sakin bir şekilde kovamızın tüm yüzeyini boyuyoruz. Makyaj pamuğu olur ya, böyle pompon, ne diyeyim size, sünger. Varsa elinizde onunla da yapabilirsiniz ama onu ziyan etmenizi tabii ki önermem. Sünger dişinizi görecektir. Daha sık dokulu olduğu için onun süngeri, gözenekler daha az olur. Ben kırtasiyede aradım, bulamadım. Makyaj malzemesi satan yerden almam gerekliydi. Oraya da geriye dönmedim. Elimde de yokturdu. Süngerle bu işlem yine gerçekleştirilebiliyor. İlk katımı hemen hızlıca boyadım kovamızın. Çok bir kapanma olmadı diyebilirsiniz. Tabii ki olmadı. Bir defa da hiçbir şekilde kapanmayacak. En az 3 defa. 3 defa da kesin kapanır. Üst kovamızın bu girintili, tırtıklı olan kısmını da süngerle boyama yapıyorum yine. Kovanın kopma yeri duruyormuş. Ben onu sonradan fark ettim. Hiç önemli değil. O da dursun artık. Orasını şöyle bir fırçayla boyayalım. Üzerine zaten peçete uygulaması yapacağım için orayı da ben kapatacağım. Hemen kuruttum fön makinesiyle hızlıca. Hiç beklemeden fön makinesi varsa elinizde hızlıca kurutabilirsiniz. İkinci kat boyayı tekrar sürmeye başladım. İkinci katın ardından yine kuruttum. Üçüncü katta elime biraz kalın uçlu bir fırça aldım. Artık boyaya fırçamızı batırıyoruz. Kovamızın dış kısmını fırçayla boyamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü kat fırçayla, çok yoğun bir boya almanıza gerek yok ama fırçayla daha pürüzsüz bir şekilde kovamızı boyayabiliriz. Hemen üst kısımlar yine, orayı da bir kat fırçayla geçiyoruz. Bu son katımız, pürüzsüz bir şekil vereceğiz kovamızın dış kısmına. Ve hemen yine fön makinesiyle kurutuyorum. Yani 1 dakikada fön makinesi tuttuğumuzda hızlıca kuruyacak. Akrilik boyanın bu gibi güzel kolay yanları var. Ahşap tutkal koydum. Yine bir fincan altına. Peçete kullanacağız arkadaşlar. Peçetenin her türlü deseni olabilir. Bir vazo, bir kuş, çiçek, böcek. Ben de kelebek ve çiçek desenin ağırlıklı. Ben de kelebek desenini gördüğünüz gibi ayrı kullanacağım. Çiçek desenlerini ayrı kesip kullanacağım. Çok özentili kesmenize zaten hiç gerek yok. Makasla böyle dış çevresini kesip alabilirsiniz. Kelebek desenini yerleştirdim. Vernik aldım. Ahşap vernik arkadaşlar, ya da ahşap tutkal diyebilirsiniz siz buna bir nevi. Hemen üzerinden geçiyorum. Bu desenimizi kovanın yüzeyine kalıcı bir şekilde yapıştırmış oluyorum. Ve su geçirmeyecek. Ahşap tutkal su geçirmiyor.
Daha da sağlıklı oluyor. Bizler saksı olarak kullanacağım ben bu kovamızı artık. Hatta kova demeyelim, saksı oldu. Su geçirmiyor, gayet de sağlıklı oluyor. Böyle bir gül deseni kestim. Etrafı yine çiçeklerle, yeşil yapraklarıyla olan. Hemen onu da dışa doğru, gördüğünüz gibi kısa kısa dışa doğru. Hava kabarcığı kalmayacak desen içerisinde, varsa onu yine elinizle dışa doğru çektirebilirsiniz. Fırçanızda eğer vernik kalmadıysa hemen fırçanıza vernik alıp bu işlemi vernikle sürmelisiniz ki peçeteniz yırtılmasın. Verniğin fazlasını kovanın üzerine doğru, dışa doğru çektirtiyorum. Fazlalık boyarken, kururken beyaz kalmaması için. Evet, iki desenimi de uyguladım. Ben yine desenler uygulamaya devam ediyorum. Çok da güzel olacak. Yine çiçekler, kelebeklerle tüm kovayı kaplayacağım. Evet, kovamız şu an hemen hemen kaplandı. Gördüğünüz gibi gelişi güzel gül, kelebek, çiçek ara ara serpiştirerek güzel desenler verdim. Bu üst boğumunu da yaptım. Orayı nasıl yaptım onu da hemen size şu diğer mor renkli kovamızda göstereyim. Üst kısmı nasıl yapıyoruz? Orada bir girintili çıkıntılı kısmı var kovamızın. Oraya yine hemen küçük bir kelebek kestim oraya. Fırçamıza yine ahşap tutkal alacağız. Ben sulandırmadan kullanıyorum ahşap tutkalı. Sulandıranlar varsa eğer. Sulandırmadım, çok da koyu değil. Yine tutkalla yapıştırıyorum oraya. Aralara fırçanın girdiği kısma hemen peçetede girip yapışıyor. Kuruduktan sonra zaten kendiliğinden oraya yapışmış oluyor. Üzerine kurutma yapmadım fön makinesiyle. Peçete üzerine kurutmadım ama kurutabilirsiniz. Ben bekleyerek kendisinin kurumasını bekledim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu ve güzel desenli kovalarımı. Güzel kovalarım için lütfen videoma bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Bu gibi güzel videoların devamı gelecek. Arkada görmüş olduğunuz desenler yine nasıl yaptıklarımı tek tek sizlere paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.